Arkadaşlar, herkese selamlar. Arkadaşlar seyahat. Hilal Aysal geldi. Nerede diyordunuz reis? Geldi. Şimdi ve tabii ki Rolls Royce Spectre'yi getirdi arkadaşlar. Nasıl okunuyor? Kesin bir böyle garip bir okunuşu vardı gene. Sende bir hata var. Söyle. Yine. Spectre. Spectre. Bence Spectre. Okay. Spectre ne ya? Spectre. 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 Okay. Spectre. Arkadaşlar bugün çok eğleneceğiz. Çok güzel video çekeceğiz. Niye böyle davul zurna ile geldik? Hemen anlatıyorum. Throttle House diye bir kanal var biliyorsunuzdur. Yabancı kanal. Bilmeyenleriniz de vardır. Bilenleriniz de vardır. Neyse. O abiler bu otomobilin sessizliğini göstermek için bir tane güzel böyle bir canlı orkestra tutmuşlar. Işıklar da geliyorlar orkestranın yanına. Orada işte bas gitarlar çalıyor, davullar çalıyor vesaire. Arabanın camını kapatıyorlar. Hiçbir şekilde içeriye ses duyulmuyor. That is outrageous. Bu sesle ilgili, yalıtımla ilgili çok acayip detaylar var. Hepsini vereceğim size ama biz de tabii ki ne yaptık? Kendi imkanlarımızla aslında bir orkestra yaptık. Parası yetmedi bando tutmaya. O yüzden ben, evdeki abi, davulu, darbukayı, zurnayı getirdi. Bir şey diyeceğim. Ben yetenekliyim. Aslan zaten gitar çalıyor, darbuka çalıyor, her şey var. Biz abi lütfen. Bir saniye. Bize bir imkan verirsen abla. Son 2 3 4. Vur kadetlere hadi. Gerçekten sizin yüzünüzden kovulacağım gerçekten. Para yok abla abim, hadi Allah versin. siz konsere devam edin abim. Siz devam edin, ben gideyim o zaman. Deneyelim mi? Bunu şimdi mi deneyelim, sonra mı deneyelim? Biraz arabanın detaylarına girelim arkadaşlar. Bunu sorun. Bir şey diyeceğim. Gotham City mi? Gotham'dan mı geldi davul? Davul da Batman'in davulu ha. Rahat ol. Bizde öyle dendik bir şey yok. Ona göre yani. Batman abime de buradan selamlar olsun. Evet arkadaşlar, tekrar dünyada ilk davulla zurna ile açılan Rolls Royce testine tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Darbuka. Darbuka. Davul darbuka. Bir şey diyeceğim. Ne tabii ki ya? Rolls Royce şemsiyesi ile açtı İler Hanım. Arabanı kapıdan çıkarıp arabayla aynı renk. Arabayla aynı renk. Hadi renkten başlayalım. Ne renk? Rengimiz Tempest Grey. Şu an Rolls Royce'daki... Bildiğin Nardo Grey'i yaptı Tempest Grey. Terbiyesleşme. Tamam. Terbiyesleşme, Rolls Royce'dan konuşuyoruz şu an. Pardon. Spectre. Okay. Spectre. Okay. Tempest Grey. Tempest Grey. Yeah. Şu an Rolls Royce'daki en popüler renklerden biri. Evet. Nardo Grey değil arkadaşlar. Tempest Grey. Evet. Şimdi arkadaşlar bu otomobilde anlatacak gerçekten çok şey var. Şimdi biraz ciddiyete dönecek olursak Rolls Royce'un bir kere ilk elektrikli modeli ve bütün dünyada acayip bir etki yarattı. Ülkemizde de yarattı. Şu anda 100'den fazla sipariş var. Sayı vermiyoruz. Sayı vermiyoruz. Ama gerçekten şu an ülkemizde oldukça popüler olan bir araç. Takribi 2 yıllık bir sıramız var. Ve bu arada bütün dünyada 2025'e kadar bütün modeller satılmış. Yani evet, siparişler yani oluşturulmuş. Şu an girdiğimiz siparişlere biz 2025'in 3. çeyreğine giriyoruz. Vay be. Ya. Hem cam sıkıldı, videoyu kapatalım ya. Bu araç da evet. Türkiye'deki ilk elektrikli Rolls Royce. Dünyadaki aynı zamanda. Ya dünyadakilerden Türkiye'deki biri, Türkiye'deki ilk evet. Şu an. Müşteri araçlarımız yolda. Yavaş yavaş teslimatlara da başlıyoruz. Şimdi bütün detaylarına gireceğiz arkadaşlar. O ses testini de yapacağız. Şimdi önde bir ızgara görüyoruz. Bu evet. Izgarayı, ışıklı ızgarayı. Işıklı ızgara. Gördük daha önce. Evet, daha önce gördük. Ghost'ta gördük. Ghost'ta gördük. Ghost'tan sonra da Spectre'da görüyoruz. Rolls Royce'un bu zamana kadarki en geniş ızgarası kendisi. 22 tane LED'le aydınlatılıyor arkadaşlar. Şu evet. An bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama. Yok, araç çalıştığı zaman. Çalıştığı zaman. Evet. Ya da anahtardan bakalım abi, hazır açmışken, lafı geçmişken. Anahtarı da yine sağ olsun Hilal narkotikten getirmiş. Anahtarımız böyle. Burada bir deri var arkasında ve bu deri bildiğiniz arabanın renginde yapmışlar şöyle, arkadaşlar. Şöyle, arabanın iç deri renklerinden birini seçebiliyorsun. Alakasız da seçebilirsin eğer ki istersen. Aç şimdi. Farklı bayağı. Her şeyini değiştirebiliyorsun. Al, yandı. Rolls Royce. Yandı. Aynen. Yandı. Bilmiyorum şu an görünüyor ama buradan gayet şık görünüyor. Evet. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Karanlık olduğu zaman hoş, bu hava da yardımcı, daha belirgin oluyor. Kupe formuyla üretiliyor otomobil arkadaşlar. Evet. Kalina'nın şasisi üzerine üretiliyor. Çok iyi bir alüminyum şasi yaptılar çünkü. Modüler bir şasi. Dolayısıyla bu otomobili de onun üstüne inşa ettiler. Birçok detay var. Hepsine gireceğiz. İnanılmaz bir süspansiyon sistemi var. Fakat bana enteresan gelen şey şu. Bu otomobil 23.3 jantlarla ilerliyor. Evet. 23 daha önce var mıydı Rolls Royce'da? Hayır, yoktu. Opsiyon olarak bile alamıyordun değil mi? Opsiyon olarak bile yoktu. Ama yanakları 35, 40 ön arka. O yüzden yani şimdi 23 jant dediğin zaman normal binek bir otomobilde 30 yanak falan olması evet. Lazım. Bunda tabii ki çamurluklar çok yeterli olduğu için, kurtarabildiği için biraz etli lastikler kullanmışlar. Bu da tabii evet. Ki konfora artı sağlıyor ama
ama 23 inç gene bir akla mantığa yatmıyor ya. Bayağı büyük. Bayağı ya. Büyük. Zaten hani gerçekten canlı gözle gördüğün noktada da büyüklüğünü hissedebiliyorsun baktığında. Standartında bu arada 22 inç jant var. Bir seçenek var orada. Hmm. Bütün 23 inçler. Yani bir tane 22 var, 8 tane 23 var. Hani seni birazcık aslında 23 almaya zorluyor. 23 inç olmasına kanka. Rağmen de sürüş konforunu şimdi kullandığında göreceksin, kesinlikle engellemiyor. Yani hala bir Rolls-Royce'un içinde olduğunu sana maksimumda hissettiriyor araba. Kesinlikle. Konforuna. Bence de. Onu tahmin ediyorum zaten. Bunun haricinde elektrikli olmasına rağmen Spirit of Ecstasy çalınmıyor. Değil mi? Çalınmıyor ama artık yeter. Ha? Yeter. Kanka lütfen. Kendimi tutamıyorum. Bak yapma. Vallahi en son bir gün kıracaksın. Kırmam. Servisten sana kırmam. Fatura bir şey gelecek. Kırarsam zaten bak, video 10 milyon denemedik. İzlenir. 10 milyon izlenir. Bunda da şu şimşeri. Abi bir şey diyeceğim. Rolls-Royce onu çaldırır mı ya? Kurban olayım ya. Sen bir şey söyleyeceğim. O kırıldığı zaman bütün sistemi alıyorsun biliyorsun değil mi? Yani 25 bin euroluk bir şeyden bahsediyorum. Evet, 25 bin euroluk riske girdin şu an. Seni Allah. Elim taş olaydı da yapmaydı onu. Bir daha yapmayacağım. Tamam. 25 bin euro mu? Herhalde bütün sistem altındaki mekanik sistem değişiyor. Buna reels çekecektim. Şimdi reels iptal arkadaşlar. Çekmişim gibi sayın siz. Tamam. Aynen. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi Hilal Hanım benim sormak istediğim bazı sorular var. Tabii ki. Siz ilk teslimatlarınızı ne zaman yapıyorsunuz? İlk teslimatımız 3 gün sonra. Bu araba İngiltere'nin gönderdiği bir demo otomobili. İngiltere'nin gönderdiği değil bizim aldığımız bir pardon demo ya, aslında. Özür dilerim. Geçici değil yani. Bu özür bizim dilerim. Bayimizin hem lansman aracı, hem demo aracı, hem showroom aracı. Burada arkadaşlar. Showroom'umuzun her şeyi diyebiliriz. Can. Canımız o bizim. Burada gündüz ledlerini görüyoruz arkadaşlar. Evet. Farlar hemen altta. Burada iki tane mercek var. İçeride de viraj aydınlatma lensleri var. Çok üşüdüm Doğan. Çok Bilal, üşüdüm ya. Sıkı giyineceksin abi. Kış geldi. Dizayna baktığın noktada aslında hala nostaljiyi koruyor. Phantom Dropet Coupe'nin bir havasını alıyorsun. Bak evet. Giden bir tekne gibi. Evet. Arka tarafa baktığında bunu normalde marka geçirmiyor. Aslında bir Wraith esintisi de var. Ve her şeyden önce Rolls-Royce, sonra elektrikli. Yani kesinlikle bu sözüne katılıyorum. Çünkü otomobil içine bindiğinizde arkadaşlar hiçbir şekilde bunun elektrikli Rolls-Royce olduğunu düşünmeyeceksiniz. Hayır, düşünmeyeceksiniz. Tamamen normal o klasik V12'lere sahip bir Rolls-Royce gibi. İçeride hiçbir şeyi neredeyse değiştirmemişler. Sadece teknolojik güzel dokunuşlar yapmışlar. Evet. Bence. Arkada da bu arada arkadaşlar çamurlukların falan o kasları çok belli oluyor. Ben arka tasarımını önceden daha çok beğendim bu arada. Arkası böyle tam bir eski modellere atıfta bulunmuş yani. Gene böyle yani. Hani kıçı toplanıyor aracın. Orada o sportifliği de tutuyor. Ben de arkasını beğeniyorum ama önü de ayrı bir havalı. Bu arada araç çizgilerine dikkat ettiğin zaman zaten hani mesela şu an bizde bu coach line'a üst coach line, fender coach line deniyor. Benim beğendiğim coach line bu değil. Normalde şu yandan, şu çizgiden geleni çok beğeniyorum. Çünkü aracın kasını müthiş belli ediyor ve çok güzel duruyor. Türkçe şimdi ben çevir yapıyorum arkadaşlar. Coach line dediği şu çizgi fabrikada bir tane abi eliyle çiziyor. Bu ismi coach line. Bunu şurada olursa da çizgisini daha çok belli ediyor demek istediği. Yani alalım. Buna biz üst kasını. Üst diyoruz. Yanlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Tabii ki de bu tamamıyla kişinin kendi zevkine kalmış bağlı. Bir durum. Bu otomobil arkadaşlar tabii ki Rolls-Royce bir şey yaptı mı böyle yapıyor. 2,5 milyon kilometre boyunca test edilmiş. Hem tüm işte dağ yollarında, orada, burada, şehir içlerinde, aklınıza gelebilecek bütün coğrafyalarda -40'tan +50'ye kadar. +50. 50'den daha fazla ya. 50. Kanka beni bozma. 50 diyorsan 50. Tamam. Ben 50. Aldım detayları aldım. Ses geliyor. İşte sana söylüyorum sürekli bir ses var yani şey yapıyor. Bir güzel geliyor. Böyle background müzik gibi böyle bir şeyler kanka var. Kanka şunu dobla yatsana. Bunları dobla yat bir küflensin doblanın içinde. Dobla görsün. Bir dobla görsün lan. Lan sonra almam lazım telefonumu. Alırsın canım ya bizde kalmaz. Tamam. Bizde bir şeyin kalmaz ablacığım merak etme. Geldik içeriye. Evet. Yani şunu sökebiliyor muyum? Hayır sökme. Tamam sökmüyorum. İstersen kapıdan başlayalım. Kapıdan çünkü başlayalım. Kapıda bir kere bu hoparlörler Rolls-Royce'un bespoke hocası. Yani kendi ürettiği ses sistemi ve hoparlörler de Rolls-Royce'un dizaynı. Normal klasik bir hoparlör görüntüsü yok ama bu her modelde böyle. Spectre'la beraber başlayan ışıklı kapılar mevcut. 3 seçeneğiniz var. Standart olarak deri alabiliyorsunuz. 2. seçeneğiniz ışıklı kapılar. 3.sü de Doğu'nda daha önce mevcut olan ahşap kapılar var. Ben bu arabaya ışıklı kapıları çok çok yakıştırıyorum. Daha önce gördük mü bir Rolls-Royce modelinde Starlight sadece kapı? Sadece bir tane Special Edition'da daha farklı bir grafikle yapılmıştı diyebilirim. Bunun yani, grafiğini değiştirebiliyorsun istediğin gibi. Hayır. Ha, böyle bu grafik. Böyle. Bu grafiği ilk kez görüyorum. Bu arada, kayan yıldızlar falan var arada. Evet. Bayağı. Tavanda da artık sadece kavan yıldız. Ama tavanda kanka yine nokta. Bak, nokta. Bunda burada birazcık daha evet şekli de işlemesi de aynen öyle. Güzel. Bir şey söyleyecektim unutturdun. Evet yine şemsiyemiz burada. Bilmiyorum artık göstermeye gerek var mı ama yani bence yok ya.
Yani ben şu an elimde tutuyorum. Burada kapalısı, burada açığı arkadaşlar. Böyle modellerimiz. İngiltere çok yağmurlu olduğu için böyle bir alışkanlık yani var. Eskiden beri gelen. Evet. Rolls-Royce'un. Yani bu Rolls-Royce'u hani DNA'sı diyemem ama Rolls-Royce'u Rolls-Royce yapan bir özelliktir. Peki Rolls-Royce'da daha önce çift renkli koltukları gördük mü? Hayır, görmedik. İlk. Bu ilk ve şöyle bir şey var. Ben aslında bunun daha farklı olanını daha çok beğeniyorum. Size görsel atarım belki videoya entegre edersiniz. Olur, kesin atmayacak. Olur. İnternette bile bulabilirsin. Evet. Valla seat lapel ne demek bilmiyorum ama. Kuzu tüyü halılarımız olsun. Ben bir şey anlatırken farklı konuya geçmek olsun. Tamam, 3000 euro yazıyoruz. Evet. 3000 euro mu? Tanesi mi 3000 euro kanka? Vergisiz haliyle. Bir şey diyeceğim. Bu ne ya? Bu ne ya? Bunu çek Allah kurban olayım. Bu ne ya? Çekmiştir abi, ya. Abi bu ne? Ama kanka her seferinde etkileniyor insan. Bu ne abi? Kuzu var ya resmen. Bak kuzu, bak. Kuzu tüyü zaten. İşte yani sanki kuzu seviyorsun yani. Çok acayip abi. Şuraya bak ya. Tam kara kuzu ya. Koltuklarda ne var kanka? Çekil de anlatayım. Ha pardon. Koltuk başlığının önü üst koltukla buradaki kol dayamanın derisi entegre değişiyor. Burayı ayrı olarak alabiliyorsun koltuk içlerini. Evet. Bir de aynı zamanda şu içerisi var ya seat lapel denilen yeri de farklı renk seçebiliyorsun. Ha. Ben mesela eğer ki biz dünyadaki 8 lansman renginden birini seçmek durumundaydık. Ben mesela yapsaydım önünü de siyah yapıp bu ara rengi farklı kısmı yapalım. Farklı yapardım. Bir de şu ensesini de aracın boynunu ve ensesini de farklı renk seçebiliyorsun. Bayağı farklı modlara sokabiliyorsun yani bu arabaya. Bu bilgi var ya kanka çok faydalı oldu benim için. Ben de yani dünden beri düşünüyorum ulan bunun bu rengiyle bu rengi değişiyor mu? Değişmiyor mu? Üst tarafı farklı kardeşim, renk alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Kardeşim sağlamak gibi bir derdim vallahi yok. Valla bütün arkadaşlar şu an rahatladık. Girsinler konfigürasyonları arkadaşlar, yapsınlar o zaman vallahi, ne yapayım? Oh, rahatladık ya değişebiliyormuş o renk ya. Oh! Rahat bir nefes alabilirim artık. Yedin mi? Çok dert etmiştim bunu. Temiz dayak yedin mi ya? Yok aynı. Şaka bir tarafa hakikaten bu opsiyonlar. Anlatıyorum abi kişiselleştirmeyi anlatıyorum. Kişiselleştirmede yani. Sınır yok yani. Dikişi yok. Farklı renk seç. Üstü farklı renk seç. Aradaki derileri farklı renk seç. Kapımız bunda kapımız nereden kapanıyor? Yine. Ben hayır. Bu arada hiç arabaya bakmadım arkadaşlar. Ghost'taki gibi orta konsoldan orta değişiyor. Orta konsoldan değişiyor. Sürücü de frene bastığın anda otomatik kapanıyor. Bunun yanında sağ tarafta bir Spectre yazısı var arkadaşlar. Bunu da kişiselleştirebiliyorsun. Ben bugüne kadar öyle bir şey yapmadım. Ghost'ta da mevcut bu. Bu daha önce sen de çek. Evet. LED aydınlatma. Seninle çektiğimiz Ghost Black Badge videosunda da vardı. Güzel bir özellik. Yoksa çok boş kalıyor bence orası. Bu opsiyonel bir şey. Yoksa düz siyah kalabiliyor. Böyle şemsiyeyle sen kanka sürekli dön böyle beni kapa tamam mı? Böyle dönerek 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 gel İyi, kapa. İyi hadi burada bir duruyorum şey diyeceğim. Tamam. Arkaya bakabilir miyiz? Ne istiyorsan anlat. Bir kamera gelebilir mi arkadaşlar? Arkaya da bakıyoruz. Ondan sonra öne geçiyoruz ve ses testimizle devam ediyoruz. Bu abi bu nasıl bir koku içeride ya? Müthiş kokuyor ya. Peki arkası rahat mı? Tabii ki rahat. Yani böyle sanki arkası sizi kavuruyor gibi arkadaşlar. Evet direkt kavrar zaten. İstersen buzdolabı alabiliyorsun değil mi İlay? Evet. Burada iki tane bardaklık var. Daha çok koltuk dört kapı modeller için geçerli o. Standartında oluyor. Immersive seat dediğimiz orta konsolu aldığında otomatik geliyor ama burada opsiyonel. Teşekkürler. Koltuk ısıtmamız var arkadaşlar. Önemli. Üç kademeli. Yolcu çevresi ısıtma da var sadece. Bu cam da iniyor. Çok güzel ya. İnsin bir zahmet yani. Ve enteresan şekilde böyle çok acayip bir genişlik yok arkada ama kendinizi böyle klostrofobik bir yerde hissetmiyorsunuz. Ve arkadaşlar arkada da starlight'lar devam ediyor. Hatta aşağıya kadar tabii devam ediyor. Tabii o bir bütün yani. Yani normal değil mi arkada devam etmek? Sen evet, beni kanka, bozdun şimdi bütün video ben de seni bozacağım. Ben bunu bilmiyordum. Sadece bu kapıda bitiyor zannediyordum. Tüm yan tarafı kaplıyor. Buradan da ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz koltuğu. Şöyle kapattığında diz mesafesine bakacağım. Bozdum. Yo al kanka. Diz mesafesi de bayağı iyi ya. Baksana. Şöyle yaptığımızda da kendi tekrar ileri doğru gitmeye devam ediyor. İstersen elle mekanik olarak da kapatabiliyorsun değil mi kankacığım? Kapıyı. Herhalde. Ya ne bileyim abi. Ama yani. Kapı evet bir dakika. Effortless. Zahmetsizlik diye bir şey var Rolls Royce'da bak. Ha. Ha, olmadı. Ha, işte zahmetliymiş. Niye at şunu ya? Bu arada arabanın uzunluğu 5 metre 45 santim. Santim. Yani bak şimdi buradan başlıyorum yürümeye. Bak video bitti. Bak. Sen yürüyene kadar. Benim bacaklar kısa diye mi? Senin bacaklar kısa değil de boyuna göre değil. Senin boyun kısa. Genişliği de 2 metre. 2 metre 8 santim. Valla bence gitsek iyi olacak. Ben donuyorum. Tamam kanka gel içine bakıyoruz. Gel yanıma. Bir ortaya hadi. Bakalım ama ortaya baktığımızda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir değişiklik yok. Aynı yani. Gel yani. Kankacığım gel. Abi gerçekten çok güzel kokuyor ya araba. Ya babanın parfümü bu. Pro. Yok be hiç değil. Evet ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Ne frene bastığımızda ne oluyor? Kapı kapanıyor. Diğer türlü daha insani olarak orada insanlar varken böyle yaparak da kapatabiliyorsun. Açarken de şöyle gel. Açarken gösterecek. Açarken de 1-2 yapıyorsun. Aa,
Evet, açılmıyor. Kapıyı komple açayım mı? Açarken de arkadaşlar böyle iki kere çektiğinizde kendi açıyor. Yani şu hava menfezlerini kapatıp açma şaltellerinden her şey bir Rolls Royce'da olan. Mesela yani burada dijital bir şekilde kalkıp işte yok 22.7 derece falan gibi bir şey görmüyorsun. Soft, medium, al sana burada kendin ayarlıyorsun bütün şeyini. Dereceyi ve derece yok. Derece yok yani. Orta sıcak istiyorum diyorsun. Yani ben ılıman olsun diyorsun. Dondum, yanalım diyorsun. Yandım, donalım diyorsun. Kafana göre. Okey. Şimdi yeni bir ekran görüyoruz kankacığım bu arabada. Evet. Ekran filmini sökebiliyor muyuz? Hayır, sökemiyorsun. Tamam. Ekranımız dokunmatik. Daha önce yoktu. Bu evet yoktu. Şeyi bir dinleyeyim mi ya? Müzik sistemini merak ediyorum. Var mı tamam. Ayarı? Var var tabii. Ya şey zaten. Aç müziği. Gökle. Farkında mısın entegrasyonu? Şu an yani radyo çalıyor arkadaşlar. O yüzden tabii ki çok kaliteli değil ses ama bası tizi acayip. Ya buradan da mekanik varmış ya. Adam bu mekaniği koymaz mı ya? Koyar tabii ki. Bu ne işe yaradığını sanıyordun? Ben onu algılayamadım. Şimdi anladım. Algıladım. Peki ortada bir ekranımız var. Bir tekrar çalıştırıp bu arada soldan çalışıyor arkadaşlar. Evet. Hemen şuradan. Artık tüm modellerde aslında sola geçirdiler. Sola geçti. Burada bir gösterge rengi seçiyorsunuz kendinize. Evet, aracı konfigüre ederken seçiyorsunuz. Ve kalıyor. O renk kalıyor ama ben sanıyorum ki ileride artık onu böyle içeride oynayabileceğiniz bir hale getirirler. Şu an lansman araçları. Bunu seçiyorsunuz. Kırmızısı var, mavisi var, yeşili, sarısı, turuncusu, her renk var. Turuncuyla uyumlu olduğu için. Ne yapıyorsun abi? Çok güzel ses çıkıyor. Bir de grafikler çok şimdi güzel. Aslında oynuyorum. Onu yakalayabilirsek çok iyi. Müzik açmadığın noktada araç bu gaza bastığında yani. Bu ses değil. Böyle farklı. Hafif ince bir lansman sesi, yani müziği sesi gibi bir şey geliyor. Ha. Yavaş yavaş çıkalım yola. Ses testini alalım mı? Evet, şimdi arkadaşlar Aslan davul çalmaya başlayacak dışarıda. Bir şarkı da söyleyebilirsin kanka. Şimdi bilmiyorum size ne kadar ses geliyor. Şu camı yarım açıyorum. Aynı Throttle House'daki gibi deniyor. Abi açık çal şey ya sen de birebirine. Yaklaş abi. Ha, orada çal, orada çal. Orası güzel. Doğanay. Hoş gelir abi. Helal be. Şimdi camı kapıyoruz, deniyoruz. Ne olsun bir alo de. Dur be, test yapıyoruz. Kapıyorum. Bunun sesi duyuluyor bence. Ama kanka çok az duyuluyor baksana. E tabi bu bad ses. Yani o kadar bir şey ki artık davulun titreşimi hafif geliyor. Bilmiyorum size ne kadar geliyor. Şimdi açacağım cam arkadaşlar, daha iyi anlayacağız. Açıyorum. Devam. Bitirdi ya. Bitirme, devam. Evet, kapıyoruz cam arkadaşlar. Duyuluyor. Ama bak açtığın zaman tabii. Abi devam. Tam açtığımızda duyuluyor ya. Artık davulun bası duyuluyor yani. Titreşim geliyor kanka. Evet, araba titriyor bu arada. Yani. Aç şimdi. Aç artık ve durmasın. Açıyorum. Oha. Açtım. Evet, bayağı fark ediyor. Tamam Aslan, sağ ol. Aslan davulu acilen bırakmalısın. Yok bir şeyler abi, o kadar çaldı. Kardeşim nakit yok ya. Kusura bakma. Allah sizde hiç versin. Nakit yok. Üzerinizde hiç. Batman sağ ol. Bir de darbukayla deneyelim mi? Davulu bıraksan. Bir de darbukayla deneyelim. Çünkü bir şey diyeceğim, fazla geldi ses içeri. Abi orada da davul davulu bırak ya. Abi. Davulu acilen bıraktım abi. Evet, şimdi Aslan girdi müziği arkadaşlar. Deniyoruz. Darbukayla kalk gidek mi olur? Fasulye masulye bir şey diyelim. Bunun bed sesini her yerden duyuyoruz abi. Tamam Aslan. Müziği acilen bırakmalısın. Evet arkadaşlar, yola çıkalım şimdi yolda. Aslan Bey çok teşekkür ederiz. Testimizin failini sayenizde yaşadık. Fail değil ya. Fail bayağı kesiliyor abi. Fail %70 kesiliyor. %70 kesiliyor. Abartı abi zaten davul var. Abi davul çalmışlar işte yani. Bu davul değil, tıs tıs davul. Aslan bırak bırak, müziği bırak Aslan. Arkadaşlar yolda görüşürüz. Çıkmadan önce burada küçük bir tanıtımımız olacak. Onu gireceğiz, devam edeceğiz. Sürüşte görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhaba. Videoya burada kısa bir ara veriyoruz. Size yılın son fırsatlarının haberini vermeye geldim. En avantajlı yılbaşı kredileri ve yeni yıl gelmeden ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz faizsiz 20.000 TL fırsatları hangi kredide? %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL nakit avans fırsatlarından ve avantajlı yılbaşı kredilerinden hangi kredi uygulamasını indirerek hemen yararlanabilirsiniz? Uygulamayı indirdikten sonra tek yapmanız gereken hangi kredi üzerinden bankaların tekliflerini karşılaştırıp size en uygun faizsiz nakit avans fırsatına ya da yılbaşı kredisine
müşterilere başvurmak ve şubeye gitmeden görüntülü görüşme yaparak oturduğunuz yerden bankaların müşterisi olmak. Siz de şimdi hangi kredi uygulamasını indirerek bankaların en avantajlı yılbaşı kredilerinden ve faizsiz 20.000 TL nakit avans fırsatlarından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Hemen linke tıklayarak veya ekrandaki QR kodu okutarak uygulamayı indirebilirsiniz. Şimdi videoya dönelim, görüşürüz. Arkadaşlar. Yani %70 kesti sesi. Öyle söyleyebilirim. Darbuka ve davul sesini. Hareketli arka aksı var. Ama tabii ki çok büyük bir otomobil olduğu için dönüş çapı 12.3 metre. Öyle çok 10 metrenin altı iyi bir değerdir. Çok acayip bir dönüş çapı yok haliyle bu uzunlukta. Bu uzunlukta bu büyüklüğe göre bence iyi. Ama yani, şu sessizlik inanılmaz. Yani şimdi gidiyor otomobili, mu gitmiyor mu farkında değil. Tabii ki çift camlar falan filan var arkadaşlar. Hatta anlatan adamların güzel bir videosu var Spectre ile ilgili. Spectre ile ilgili izlersiniz. Oradaki çift cam durumundan falan bahsediyorlar. Çift cam zaten çok yeni bir teknoloji değil. Ama bu otomobilde öyle yalıtım malzemeleri kullanmışlar ki otomobili ilk yaptıklarında bildiğiniz bir sessiz oda olmuş. Sessiz oda ile ilgili de Orkun'un falan videoları var belki bilirsiniz. Böyle insanı çok tedirgin eden, anksiyete yaratan bir durum sessiz oda. Yani insanların böyle nasıl diyeyim para verip girip deneyimledikleri bir şey. Kalp sesini falan duyuyorsun kendini. Öyle bir şey. Bu otomobil yaptıklarında da o sessiz oda efekti yaratılmış ve insanlarda biraz huzursuzluk yaratmış yapılan deneylerde. Ve Rolls-Royce mühendisleri bu sefer şuna kanaat getirmişler. Doğa seslerini içeriye alalım. Kuş sesleri, biraz rüzgar sesi hafif. Böyle kanka sen şey yap. Çok özür dilerim. Vallahi sorun yok ya ben anlatıyorum. Böyle doğa seslerini falan arabanın içine alalım. O şekilde bir yalıtımı revize edelim diye düşünmüşler ve o şekilde yapmışlar. Enteresan bir şey. Buna nasıl kafa yoruyorsun? Nereden aklına geliyor bu? Değil mi abi? Çok garip değil mi? Aynen öyle abi. Çünkü Rolls Royce'un daha öncesinde de hani... Niye sessiz konuşuyorsun? Hastayım. Zaten ben farkındaysam araba, bugün araba o her zamanki zaten. Enerjim yok. Olamıyorum. Hastayım. Parmakla dönüyorum onu merak ediyorum dur. Abi. Şu videolarda hep parmakla döndürüyorlar ya arabayı. Döndürürsün bunu ne var ki? Dünyanın en kolay kullanılan arabası. Bu ne ya? Buraya bakın arkadaşlar. Yüksek sürüş pozisyonu desen var. Sihirli halı sürüşü desen var. Koskoca araba bak parmağının ucunda. Bu nasıl bir süspansiyon? 23 yantlarla 35 yanak lastikle buradan nasıl geçiyorsun böyle ya? Nasıl hissettirmiyorsun bunu abi? Tabii ki bunun için çok özel bir süspansiyon sistemi var arkadaşlar. Ve süspansiyon sisteminin dışında Rolls-Royce mühendisleri tamamen bu viraj denge çubuklarına falan kafayı yormuşlar. Bir viraja girdiğinizde... Viraja girdin miydi? Viraja girdiğinizde viraj denge çubukları şekil değiştiriyor. Planar sistemi anlatıyorsun planar değil sistem. Mi? Evet. Yolun mesela soldaki iki tekerlek düz bir yolda ama sağdaki iki tekerlek bozuk bir yolda diyelim. Yine onu dengelemek için viraj denge çubukları olduğu yerde şekil değiştiriyorlar. Dolayısıyla size otomobilde içeride inanılmaz bir konfor yaşatıyor. Bu ama Spectre özel değil. Tüm Rolls-Royce modelleri. Bir süredir. Ama bunun için %100 revize yapmışlardır. Çünkü bu otomobilde 700-800 kiloluk pil var. 700 kilo. Piller, tam 700 bataryalar kilo. 700 kilo. İnanılmaz büyük rakam yani. Eski otomobillerin ağırlığı baktığında. Bir hatchback ağırlığı yani baktığında. Evet. 800 kilo, 900 kilo. Ben sana söyleyeyim smart işte o kadar. Bir de bu planer sistemde arkadaşlar 18 tane sensör var otomobilde. Bu 18 tane sensör aynı zamanda viraj içinde size en iyi konforu yaşatmak için çalışıyor. Hani otomobil... önden yolu algılayıp aslında senin direktiflerine hızlı bir cevap veriyor. Hızlı ve konforlu. En konforlu şekilde viraj dönmeni sağlıyor. Yani otomobil içinde şu hareketleri hiçbir zaman yapmıyorsunuz arkadaşlar. İşte Rolls-Royce olunca iyi ki doğdun Hilal. İyi ki doğdun Hilal. Ay çok teşekkür ederim. Bak ne yazıyor. İyi ki doğdun Rolls-Royce kraliçesi. Heyt be. Bak. Teşekkür ederim. Şunu bir çeker misin? Tahsi var hafif ama olsun. Kraliçeyi kraliçe diye yazmış. Hayır Rolls-Royce'u doğru yazmış. Elektrot. Teşekkür ederim. Hilal'in doğum günüydü. Evet. Rolls-Royce kraliçesini öyle yazdık ki tam böyle. Kraliçe. Kraliçe yani. Nice mutlu yılların olsun. Hep beraber olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Bereketli bir yaş oldu. Amin. Amin. Şans getirsin yeni yaşın. Amin. Amin. Arkadaşlar yorumlara ileri doğum günü kutlu olsun yazarsak. Manyak teşekkürler. Ya. Buyurun. Oha sinyal sesine bak. Sinyal sesini bize çok ciddi duyuyorsun. Yani. Evet ya. Sinyal sesine bakın arkadaşlar. Arabadaki ses duyuyorsun şimdi. Kapat o sinyali. Diye bir ses geliyor. Duyabiliyor musun? Şu an çok elektrik alabildi. Sesi. Elektrik sesi değil. Böyle hafif bir... Benim kulakları yıkatmam lazım arkadaşlar. Aynen. Ne hafif bir? Böyle hani asansör müziği dedikleri böyle hafif bir ses olur ya. Ben sana gelirken inanılmaz duyuluyordu. Çok da sakin ya orman yolu. Duydum. Peki gidiyor mu? Gitmez mi abi? Beni böyle şeylerle korkutamazsın. Torku hissediyor musun? Kardeş, G-Force.
G-Force'u hissettin mi? G-Fox. G-Fox. Torku 900 Nm arkadaşlar. Bu arada 0-100 de 4,5 saniye. Belki ileri izin verirse videonun sonunda deneriz. Ay, sanki bu zamana kadar hiç denemedin. Ben neye izin vermediysem yapmadın. Teşekkür ederiz Silahım. G-Fox. Peki. Beygiri 585. 585 beygiri evet. 0-100 de 4,5 saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi ama şöyle bilinçli bir... aynen. Sen evet, anlat. Yani şöyle bir durum var. Torku bu arada 1200-1300 Nm'ye kadar taşıyabilirlermiş. Kısmışlar. Birincisi bunu söyleyeyim. İkincisi 0-100'ü de 4 saniyenin bile altına çekebilirlermiş aslında. Onu da insan en iyi hissettiği, tedirgin hissetmediği 4,5 saniyeymiş 0-100. Bunu araştırmış, bulmuşlar ve 4,5 saniyede sabit tutmuşlar. Markanın hızla bir derdi yok. Yani Rolls Royce'un ulaşabileceği teknoloji veya kapasite, isterse süper spor araçlar yapabilir. Ama en büyük motto ve benim de gerçekten çok inandığım motto, en büyük lüksümüz gerçekten konforumuz. Rolls Royce'un da lüks algısı buradan geliyor. Saatlerce arabayı kullanabilirsin. Ay şuram ağrıdı demezsin. Yolda giderken yolla ilgili hiçbir aksaklığı hissetmezsin. Dünyanın en iyi süspansiyonuna sahip zamanında zaten süspansiyon merkezi açılıp bunun üzerine özel olarak çalışılmış. Yani kardeşim. Viraj denge çokları açılıp kapanıyor abi işte düşün yani. Bu arada şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Ön aksın üzerindeki elektrikli motor 258 beygir ve 365 Nm tork üretiyor. Arka akstaki de 490 beygir ve 710 Nm tork üretiyor. Ama sistemin toplam gücü 900 Nm ve 585 beygir. Orada da aslında bir dengelemek için gücü kısma olmuş. Yazılımla falan açtırılmış. Yani işte. Yok yok. Bu, sen bilirsin. Bu arabayı kullanan adam. Yazılımla açacaksa da helal olsun. Ne diyebilirsin ki? Ya bu arada arkadaşlar araba yani bu verileri söylüyoruz 2890 kilo abi araba yani 3 ton ya neredeyse. Bu arada şeyden hani mesela diğer modellerden biz onlara şu an hani yeni model çıktığı zaman diğerlerine core model diyoruz. Takribi 300 kilo daha ağır. Ağır normal tabii bu arabada alüminyum şasi var vesaire daha tabii ki hafifletmek için kesinlikle uğraşmışlar belli evet, ama. Ki o bataryanın ki ağırlığını kaldırabilsin. Ama ağırlığını hissediyor mu? Tüy gibi abi araba yani bak. Şuraya bak. Ama bu Rolls Royce'ların özelliğinde var ya zaten. Ya. Yani bu zamana kadar neredeyse bütün modelleri kullandın. Neredeyse değil bütün modelleri kullandın. Hiç zorlandın ya da bu araba ne kadar ağır, ne kadar büyük dediğin oldu mu? Olmadı. İşte biraz evvel dışarıda arabayı gösterirken söylediğim gibi. Yani önce Rolls Royce sonra elektrikli. İçine bindiğin zaman da elektrikli olduğunu anlamıyorsun. Dışarıdan baktığında evet daha modern çizgileri var. Hala nostaljiyi koruyarak. Elektrikli motorun kapasitesi de 102 kW. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şarjı da 102. 111. Kullanılabilir 102. Tamam. Brüt. Ben yüksek rakamlar severim kardeşim. Tüketimi de 22.6 kW. Yani tüketimi tabii ki ağırlığıyla ve büyüklüğüyle de orantılı olarak biraz var. 22.6 iddialı bir rakam yani. Normalde biz 15-16'ları görüyoruz küçük otomobillerde. 20 üstü iyi tüketiyor demektir. Ama işte B modu kullandığın noktada evet, bu zaten başka markalarda da olan aslında. B modu tek, bayağı direkt, fren yapıyor. Evet, şöyle bakayım, bayağı. Tek pedalı alıştıktan sonra zaten ben mesela sana gelirken tek pedal geldim. Ve normalde bizim senle aramız 25 kilometre. 277 kilometreydi. 260'la bitirdim. 17 kilometre. Yani 8 kilometre save ettim. Bunda da şu an 246 kilometre range var. Sağda komple bir rezervi görebiliyorsunuz böyle. Sıfırdan 100'e kadar. Ne kadar piliniz kaldığını. Solda size aslında ne kadar power rezerviniz olduğunu gösteriyor. Bu tüm Rolls Royce'larda var bu arada. Var, power evet. Yani bir devir bandı falan da yok. V12'sinde de bu arada. Power reserve olarak gösteriyor. Ortada da çok şık bir hız kadranı var. Yani göstergeler zaten böyle dalıp gidersiniz. Çünkü öyle güzel bir şey var ki arkadaşlar. Hız kadranı böyle yukarıya çıkarken etrafında böyle yıldızlar gölgeleniyor. Yıldızlar böyle parlıyor. Baksana abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne ya? Bunu nasıl düşündün ya? Farkındaysan yani? Görüntü hala analog evet. Ama kesinlikle. Full dijital bir gösterge. Kesinlikle. Ve işte vites seçicinin ortasında şurada arkadaşlar bir B modu var. Buna bastığınızda gazdan ayağınızı çektiğinizde, güç pedalından ayağınızı çektiğinizde bu da fren yapıyor ve rejenerasyon sağlıyor. Pillerinizi dolduruyor ayrıca. Gaz pedalı demiyor musun? Güç pedalı artık bu. Ya gaz pedalı. Gaz yok ki artık. Ya başlamış. Olur mu? Abi sen beni böyle şeylerle korkutamazsın. Ben yarışçı ya. Kızıyım oğlum. Pardon beni ya. Beni mi korkutacaksın ya? Babaya buradan selam. Allah. Kanka bir şey soracağım. Range'ini unuttum. Hatırlamaya çalışıyorum. 550. 550 kilometre range var. 550 kilometre fabrika verisi tabii ki de bu. Yani şimdi eğri oturalım doğru tabii, konuşalım. Tabii bastığın zaman değişir. Yokuşta değişir. Soğukta değişir. Soğuk. Hava şartları etkili. Nasıl kullandığın etkili. Benim bir haber kanalına Tesla ile ne kadar basarsın o kadar gider demem gibi bir şey oldu. Öyle bir şey miydi haber kanalı? Evet bir haber kanalı geldi. Daha Tesla'yı ilk biz getiriyorduk. Daha Türkiye'de yoktu yani. Neredeyse bir 8-9 yılı var bunun. İşte ne kadar yakıyor falan gibi bir şeyler. Ne kadar basarsan o kadar
adamlar yakıyor falan diye böyle talihsiz bir açıklamam var mesela. Olur olur onlar olur. Ama doğru abi. Ne kadar basarsın o kadar yakıyor. Doğru. Şarj sürelerinden de bahsedelim. DC'de arkadaşlar %10'dan 80'e yarım saat 35 dakika 30 dakika gibi sürede oluyor. AC'de de 5-5,5 saat aralığında oluyor. 22 kW'da var bu arada desteği. Yani aslında bir gecede şarjı düşünebilirsiniz. Eğer ki ev tipi 11'i destekliyorsa ben alayım mikrofonu. Eğer ki ev tipi 11 kW'ı destekliyor ise efendim 10 saate kadar sürebiliyor. 22 kW'da 6 saat civarında. DC'de de oldukça hızlı. Bu arada DC'yi gerçekten ayda 2 kereden fazla yapmamanızı öneriyoruz batarya ömrü için. Uzun yol harcı lütfen tercih etmeyin. Bir şey diyebilirim. Yok hayır, bende, kanal bende şu an. Bu arabayı alan adamların hiçbiri kendi şarj etmeyeceği için genelde şoförleri bu falan edecek. Bu araba kupe bir araba. Uzun yol gitmek istediği zaman arkada oturacağını düşünmüyorum. Buradan kullanıcılara, sürücülere sesleniyorum. Şaka şaka. Tamam. Sürtünme kat sayısını da söyleyeyim arkadaşlar. 0.25 CDI. Bitiriyoruz İlhan'cığım. Tamam, saatine bakıp durma. Saatin güzel. Tamam. Aa şurada da var. Aa, evet. Bak mekanik saatten de yine vazgeçmiyorlar ve aynen. Bunu Rolls Royce tamamen kendisi üretiyor arkadaşlar. İşte herhangi bir markanın bir şeyin değil. Bunu da Hilal'le konuşmuştuk daha önce. Yani Rolls Royce aslında bir markaya bağlı kalmak istemiyor dışarıdan. Evet. Çünkü üretim sorunu olur, şu olur, bu olur. Müşterisini hiçbir şekilde mağdur etmek istemiyor. Tabii ki böyle lüks bir markada bu normal bir şey. Normal. O yüzden her şeyin işte ahşabını da kendi üretiyor. İşte saatini de kendi üretiyor. Derilerini de kendi tedarik edip kendi dikiyor. Dışarıya iş yaptırmaya organik çalışıyor. Organik çiftliklerden, yani özel bir organik çiftlikten alıyor. İşte kafessiz gezen hayvanlar, ağaçlar. Eğer ki ağaçlarda herhangi bir süreç içerisinde tükenme riski olursa tamamıyla o ahşabı kapatıyor. Sadece var olanlara herhangi bir problem çıktığında tamir edilebilecek kadar ya da replace yani yerine koyulabilecek kadar. Yedek ayırıyor. Yapıyor. Yedek ayırıyor ve gerisini bırakıyor. Bu arada içerideki LED sayısı, bu Starlight'ların LED'inin sayısı 4796 tane. Bunu tek tek adam eliyle oturup böyle fiber optik kablolarla tek tek arkadaşlar tek tek işliyor yapıyor. İçerisine. Ve kayma özelliği de var aynı zamanda. Artık evet. Yıldızlar kayıyor. O gerçi yeni bir özellik değil. Eskilerde yeni de vardı. Yeni değil. Var var. Diğer modellerde de ama var. Bu içindeki kapı döşemeleri çok hoşuma gitti ben hakikaten ya. Ben inanılmaz beğendim. Yani ahşap bana sorarsan kapılardaki ahşap biraz klasikleştiriyor ama bu gerçekten dinamik tutuyor arabayı. Şık duruyor. Mesela beğenmeyen kişiler de oluyor. Kimisine çok fazla şatafatlı geliyor. Ama bu arabayı gece kullandığında da atmosferini apayrı değiştiriyor. Yani ben biraz seviyorum. Kekoluksa da kekoluk. Ben çok seviyorum Starlight'ı. Otomobilde otonom sürüş özellikleri de var. İlk level'ında evet. İlk level'ında adaptif cruise control, şerit takip asistanı. Onların hepsini normal şartlarda Rolls Royce'da bir sürüş asistanı sistemleri vardı. Onu gelişmiş sürüş asistanı sistemi haline getirip otonominin ilk level'ına yani ilk seviye. Ne varsa. Siz Türkçe'de biraz zorlanıyorsunuz ya. Tam plaza, pis plaza konuşanı gibi anladın mı? Elini 15 saniyeden fazla çekersen tamamıyla sistemi deaktive ediyor. İptal ediyor. Evet. Fiyatı şimdi mi açıklamak istersin 0-100'den sonra mı? Önemli ya olan biliniyor. Ben hepsini biliyorum. Önemli olan maneviyat. Önemli maddiyatın. Olan aynen. Önemli olan seyircinin ne istediği. Ben ikisini de biliyorum abi. 0-100'ün de nasıl olduğunu biliyorum. Ben bu arabayı fiyatını da biliyorsun. Ben bu arabayı Napa Valley'de kilometre kilometre mil mil kullandım. Sana helal olsun. Ah, dünyada ilk kullananlardan da biriyim ha. Onun havasını da atayım. Ya. At kardeşim. Tamam kardeşim. Herkes sürüş ayırıyor. Hissiyatını da söyleyeyim arkadaşlar. Hissiyat sanki bir tane gölde ya da hiç dalga olmayan, sıfır dalga olan bir denizde çok güzel böyle suyu yara yara giden bir kruz kullanıyor gibisiniz yani. Hafif bir meltemle yelken açmışsın. Gibi. Sessizlik öyle, sürüş hissiyatı öyle. Böyle o uçan halı efekti dedikleri işte bu süspansiyon ve viraj denge çubuklarıyla uğraştıkları şeyi gerçekten insana yaşatıyorlar. Yani şu an böyle süzülüyoruz, gitmiyoruz. Yolda bu süzülmek, bu gitmek değil yani. Kullanması da çok keyifli, oturması da yani işte yolculuk etmesi de çok keyifli olan bir araba. Fiyat? Tıtım 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 tıtım. Hastayım anca bu kadar çıkıyor. 450 bin yani dolar işte şeyi, Amerika'da. Yani şöyle söyleyeyim sana. Koyduğun aksesuara göre değişir. Bazını bu arabayla konuşalım. İlgili. Yok bu arabayı bu araba tamam. Sana. Bu araba şu an Türkiye fiyatıyla 800 bin euro. Niye parmak ucuyla tutuyorsun? Bir daha 800 bin euro bir arabayı parmak ucuyla tutamam belki diye. Deniyorum dönüyor mu diye. Ben sana o videolar yalan mı diye. Getireyim. Bir buçukluğunu parmakla kullan. Bir buçukluğu da mı var? Bir şey söyleyeceğim. Diğerleri ha. Ver gidelim. Tamam 0-100'e görüşürüz. Vallahi paramı pul mevzuları benim canımı sıkıyor. Düşün teşekkürler mi? Hilal'cim. Hı. Böyle günlerce gidersin ya. Baksana zaten yayla gibi yol. Yapıştır. Bana ofise dönecek range bırak. 150 ile gidiyorsun sanki 80 ile gidiyorsun ya.
Evet arkadaşlar 0-100'e geldik. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi 0-100'de de duyulur. Burada 2 kademeli bir Rolls-Royce sesi var arkadaşlar. Hilal'in bahsettiği şey. 2 kademe olarak değiştirebiliyorsunuz. Bilmiyorum size gelecek mi şimdi. Elektronik gelmez. Böyle bir müzik sesi veriyor. Çünkü gelmez mi? Ses, gaz sesi daha çok bastıracak onu. Teşekkürler. Arkadaşlar siz sayarsanız seviniriz. 0-100'e başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı sayın unutmayın mı lütfen. Royal Motors'a, Rolls-Royce Türkiye distribütörüne çok teşekkür ediyoruz. Hilal Aysal'a yani ve babasına. Teşekkürler bize böyle bir imkan sunduğunuz aynen için. Abi. Say hadi kız. 1-2-3 Gaz fren yaptım. Kalktım. 1 misli, 2 misli, 3 misli, 4 misli. Hızlı mı çaydım lan? Şey diyeceğim, içim çekildi ya. Böyle bir kütlenin böyle hızlanıyor olması çok enteresan geliyor insana gerçekten ya. Olup kendini şaştım. Evet arkadaşlar 0-100'den evi de böyleydi. Teşekkürler. Hilal'in Instagram hesabını da bırakacağız buraya. Honda takip aynen ederseniz ya, seviniriz. Aynen ya takip edin. Ama biraz hiçbir şey koymuyorum takipçisi son zamanlarda. Ondan mütevellit. Biraz gaz yapın kendisine. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Kanala abone olmayı falan bitti mi onlar? Yapmıyor musun artık? Oluyorlar zaten. Olanlara güzel hediyeler vermeye çalışıyoruz. Ha veriyor musun? Veriyoruz tabii. Yeni abonelere, düşmüyor. Eski abonelere. Bildirimleri açman lazım. Çana tıklaman lazım. Yeni videolardan haberin olsun. Arkadaşlar siz de abone olup çan butonuna tıklarsanız yeni videolardan çan haberiniz olur. Çan butonuna tıklarsan çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.